Merhabalar arkadaşlar, tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu video çok farklı bir video olacak çünkü daha önce hiç bu odaya girmemiş, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bu kanalda hiç görmediğiniz bir tür olacak. Ne bir canlı doğuran, ne de bir canlı doğuran, başka bir seçenek yok. Ya da canlı doğuran ya da yumurtlayarak üreyen balıklar oluyor biliyorsunuz. Her neyse, arkadaşlar benim daha önce birçok balık üreticisi, balık göndericisiyle hiç tanışmadan, internetten balık alımı nasıl yapılır bunları hiç bilmeden önce balık aldığım bir yer. Oraya gittim ve yeni bir balık aldım. Aslında hiç aklımda yoktu. Sadece bir bitki almak için gidecektik. Bir de bitki ışığına bakmaya gidecektik. Ancak bu balıkları görünce ya bayağı içim gitti. Özge de hemen alalım deyince bakalım nasıl yaparız, nasıl ederiz dedik ve hiç düşünmeden aldık. Çünkü bunlar eş balıklar. Direkt kısmet olursa burada bu kanalda akvaryum odasında üreyişlerine ve yavrularını da hep beraber şahit olacağız inşallah. Hazır mısınız? Açıyorum. Şöyle açayım. Evet arkadaşlar, maşallah yeni tür balıklarımız bunlar. Melek tricolor diye geçiyor tahmin ediyorum. Öyle tahmin ediyorum. Üç renk kısaca. Bayağı da güzel, sarkaçları falan bayağı uzun. Tül bu arada. Yani tül olduğunu tahmin ediyorum. Kuyrukları falan çok güzel. Bayağı da iriler. Gerçekten çok iri balıklar. Bunları aldım arkadaşlar. Eş olarak aldım. Daha önce yavru alınmış bunlardan bu arada. Yavrularını da gösterdiler. Buradan da Pet Market çalışanlarına çok çok teşekkür ederim. Özellikle Pet Market'teki Barış abiye çok da selam olsun. Vallahi gide gele artık iyice tanışır olduk. Gidince sağ olsunlar, ilgileniyorlar, yardımcı oluyorlar. Hatta orada da bir kardeşimle karşılaştım. Bizim kanalımızı daha önce görmüş. Orada beraber biraz sohbet ettik. Onun da kanalı varmış. İleride buradan da ona selam söylüyorum. Sağ olsun biraz sohbet etme fırsatı bulduk ayaküstü. İlk defa da böyle kanalın izleyicisiyle dışarıda karşılaştım. Benim için de güzel bir duygu oldu. Onun da kanalı varmış. Kanal tanıtımı yaptığımız anda o arkadaşımızın kanalında sizlere tekrardan göstereceğim. Böyle de bir bitkimiz var. Bir tane daha bitkimiz var. Bitkinin ismini unuttum. Vallahi unuttum yani. Bu şey kalın bir bitki. Şey değil ama, tilki kuyruğu değil. Çok benziyor. Ama tilki kuyruğu değil demişlerdi ama. Belki de tilki kuyruğudur. Vallahi çok bitkiler hakkında bilgim yok biliyorsunuz. Şimdi böyle bir bitkimiz var. Şuralara şöyle yatırayım hatta. Bir tane böyle bir bitkimiz var. Sonra yine şöyle bir bitkimiz var üzerinde. Arkadaşlar bunlar da yine kalın yapraklı bir bitki türü. İkişer tane var bitkilerden. Bir tanesi benim, bir tanesi Özge'nin. Ona da bir bitkili akvaryum yapıyoruz biliyorsunuz. Sonrasında da balığımız var işte. Balığımızı da çıkartalım şöyle. Vallahi dükkan kapanıyordu. Biz son anda yetiştik oraya. Sağ olsunlar beklediler. Bir para çekme mevzusu oldu. Biraz uzadı işlerimiz. Hani normalde çoktan kapanmış olması lazımdı. Bizim için beklediler sağ olsunlar. Onlara da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ki zaten orada çok güzel bir pet shop gezisi videosu da yaptım. Ayaküstü. Sonra yeni balık türleri gelecek oraya. Benim sevdiğim Half Moon betalar gelecek. İnanılmaz betalar bu arada. Gerçekten şöyle bir İnternete beta yazıp bakıp lan böyle betalar var mı diyeceğimiz balıklar gelecek oraya. Daha önce gelmişti çünkü. Ben onlardan bulursam onlardan da alacaktım ama onlar kalmamış. Haliyle kalmaması çok doğal. Gerçekten şu avcuma yatırsam yatırılır şekilde çok büyük betalar var. Onlar da tekrardan gelecekmiş. Kısmetse betalardan da alacağım inşallah. Evet, balıklarımız bunlar. Şimdi bunlar eş arkadaşlar. Ben bunları bir aşılayacağım. Özge'ye bir tür vereceğim. Ve bizim Özge'ye verdiğim akvaryumlara benim balıklardan vereceğim zaten biliyorsunuz. Özge'ye bir tür vereceğim ve bizim bir akvaryumumuzu boşaltıp bu melekleri o akvaryuma almayı düşünüyorum. Hatta aslında şu an ilk başta şu bitkili akvaryumu alsak çok deli güzel olmaz mı? Vallahi olur ama orada rozlar var. Bilmiyorum, bakarım, belki oraya alırım. Ben bunları hemen, balıklar yorgun arkadaşlar. Ben bunları bir aşılayayım. Bitkilerimize bu hemen bitkili tankımızı alalım. Işığını verelim. Yorulmasınlar. Videonun devamında sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ve bu videodan sonra hemen sonra bir pet shop gezisi videosu gelecek. Sonrasında da balık gönderimi başladı diye bir video alacaksınız arkadaşlar. Şimdiden yazabilirsiniz balık gönderimi ile alakalı. Ama isterseniz o videoyu izleyin, öyle yazın balık gönderimi videosu. Çünkü ben balıkların tek tek böyle görüntülerini çekeceğim o videoda. Hani hangi balıktan almak istersiniz, balıkların görüntülerini, özelliklerini videoda bakarsınız. Almak isterseniz zaten bana ister o videodan, isterseniz de Instagram hesabından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oradan haberleşiriz. Bence balık gönderimi videosunu yayınlayayım. Ondan sonra almak isteyen arkadaşlar, bekleyen arkadaşlar yazarlar. Şimdi ben bu balıkları aşılamaya gidiyorum arkadaşlar. Sonrasında zaten finalde tekrardan görüşürüz.
Ben şimdi meleklerin paketlerini açacağım. Paketlerini açtıktan sonra bu kovada bir aşılama işlemi yapacağım. Adaptasyon işlemi yapacağım. Ne olur ne olmaz sakin bir şekilde geçsinler yeni yerlerine. Arkadaşlar hemen bu kovaya koydum kendi sularıyla. Şimdi şöyle karar verdim. Buradaki en son bölme var ya, şimdilik orayı alacağım. Bugün orada atlatsınlar bir. Yorulmasınlar. Orada bir dursunlar. Zaten bizim kendi ana tankımıza oturmuş en sağlıklı tanklarından bir tanesi. Orada birazcık dursunlar arkadaşlar. Sonra türlerden bir tanesini Özge'nin akvaryumuna kuracağız. Benim bir tane akvaryumum boşalacağı için de melekleri tekrardan o 50'lik tanka geçirebiliriz. Orada da dursa sıkıntı yok da. Hani yumurtladıkları zaman problem yaşarız. Çünkü yumurtladıkları zaman yumurtaların küflenmemeleri lazım. En azından kendi tankları olursa daha sağlıklı olur. Ben şimdi hemen o bölmeden buraya bir hortumlu aşılama sistemi yapacağım. Sonrasında da oraya alırken, aldıktan sonra da görüntülerini sizlerle paylaşırım. Bu arada gerçekten şu akvaryuma çok yakışmazlar mı melekler? Gerçekten çok yakışırlar. Hatta şimdi yeni bitkiler getirdim. Onlarla da şurayı kapatacağım. Bu akvaryum komple yemyeşil olacak. Buraya çok yakışırlar ama burada rozlar var. Ben bu rozlara kıyamıyorum. Gerçekten maşallahları var rozların. Dişler de artık yavrularını salmak üzereler. Tabii melekle lepisesleri bir araya koyarsanız lepiseslerden yavru almayı unutun. Hatta bölgeci eş melekler lepisesleri bile öldürebilir. Kızgınlıktan dolayı. O yüzden bunları bir araya koymayacağım. Maşallah çok güzeller. Nazar değecek diye korkuyorum. Fazla göstermiyorum o yüzden. Bu arada vatozları ben buraya aldım arkadaşlar. Leda vatozları buraya aldım ama nerede şu anda, görünür mü? Az önce buradalardı. Şu an görmeye çalışıyorum ama göremedim. Her neyse o vatozlar da burada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arada sırada kendileri gösterdiklerinde burada bir tanesi. Şu anda tam şurada kafasının ucunu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama arkaya doğru gitti tekrardan. Dur bakalım ya, kafam çok karıştı. Bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Şu melekleri hemen bir işkence çekmeden aşılamalarını yapayım. Sonrasında ne çok sonrasında devam ederim dedim ama artık hadi bak ben gidiyorum ya. Videoyu yapamayacağım çünkü yoksa konuşmaktan. Arkadaşlar şimdi aşılama işlemimiz şu anda tamamlandı. Ben hemen bayağıdır da bekliyorlar içinde. Ben şu hortumu çıkarayım. Hortumluk işimiz kalmadı artık. Şöyle iyice alışsınlar ki aşıladıktan sonra direkt böyle lap diye atmayalım. İlk bu bölmeyi alacağım. Şöyle bu bölmedeki balıkları tekrardan yerlerine alacağım. O bölmeyi alacağım şimdi bu. Siz bu videoyu izlerken almış olurum öyle söyleyeyim. Buraya şimdi yeni aldığımız bitkilerimizi ekleyelim arkadaşlar. Şu boşluğu da dolduralım. Sonrasında bu akvaryumumuz tekrardan bir göz gezdirelim detaylı bir şekilde. Öncelikle bu bitkimizi ekleyelim şöyle. Evet arkadaşlar ilk bir bitkimizi hayırlısıyla ekliyorum. Şöyle bayağı da uzun bayağı da büyük. Bunları aslında budasak iyi olur ama şöyle emanet bırakacağım bir. Haydi bismillah. Maşallah. Gayet güzel arkadaşlar bu da. Bu arkayı ben komple bitkiyle doldurmak için boş bırakmıştım. Kökleri de bilerek biraz öne çekmiştim bu yüzden. Bolca yavruların saklanacağı güzel alanlar oldu diye düşünmekteyim. Şu ön tarafa da bir tane belki ekleyebiliriz. Tekrardan oynamaları yaparım ben burada. Hemen şimdi diğer bitkiye geçiyorum, şu bitkimize. Thank you.
Arkadaşlar son durum böyle. Melek balıklarımız şimdilik burada duracak. Görüntülerde izlediğiniz gibi. Bitkili akvaryumumuzun güzel olduğunu düşünüyorum. İşte bazı bitkiler var. Bitki ışığımız yeterli mi ona bilmiyorum. O yüzden buna bir tam anlamıyla üzerine denk gelen bir bitki ışığı yapmayı planlıyorum. Çünkü bu ışığımız güzel ama uzun. Yani öne çektiğim zaman ön aydınlanıyor, arka kararıyor. Arkaya çektiğim zaman bu sefer ön kararıyor, arka aydınlanıyor. Öyle bir durumlar oluyor. Onlara bir ayar yapacağım yakın zamanda. Bu arada Özge'nin kanalında da Özge Karataş yazarak bulabilirsiniz. Özge'nin kanalında da yine bizim türlerimizden bir tür gidecek, bitkilerden gidecek. O da böyle köklü ve bitkili bir akvaryum yaparak sizlere güzel videolar çekecek inşallah. Sonrasında bu bambuları da belki buraya dikebilirim. Burayı komple yani tek başına bir show akvaryum yani bitki akvaryum yapmayı düşünüyorum. Tabii böyle söylüyorum ama benim bitkilerim öyle amşam bakım isteyen bitkiler değil ya da öyle sanıyorum. O yüzden böyle diğer bitkili akvaryumlarla, profesyonel bitkili akvaryumlarla karıştırılmasın. Seninki de akvaryum mu dersiniz? Evet benimki de akvaryum değil onların yanında. Onun farkındayım ki ben acemiyim bitki konusunda. Evet dostlar kanalıma abone olmak isterseniz buyurun başımın üstünde yeriniz var. Her videoda, her videonun sonunda söylediğim gibi abone olup olmamak size bağlı. Abone olmayı hak eden bir kanal deyip de abone olursanız da çok da memnun olurum. Olmasanız da canınız sağ olsun. Ama videoya like atarsanız sizlerin gibi, benim gibi diğer dostlarla da videolarımız buluşur. Yeni insanlarla, yeni izleyenlerle tanışma fırsatı bulmuş oluruz arkadaşlar. O halde bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.